Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Genç arkadaşlarımın bir istekleri var. Özellikle onunla başlamak istiyorum. Altın elbiseli adam, malum Kazılar'da Türk kültürünün en güzel eseri çıkartıldı. Teşhir ediliyormuş. 9 Kasım'a kadar arkeoloji müzesinde teşhire devam edecekmiş. Özellikle genç arkadaşlarım da Türk kültürünün bu güzel hazinesini bütün gençler görsün diye bir gezi düzenlemek istiyorlar oraya. Buna katılmak isteyen arkadaşlarım Hakan'a isimlerini yazdırabilirler. Hakan bir görsünler seni, belki görmeyen olur. Hakan'a isimlerini yazdırabilirler. İkincisi, Cezmi Bey özellikle hatırlattı. Osman Sınav Bey biliyorsunuz burada bir de konuşma, sohbet yapmıştı. Dolayısıyla onun en son filmi olan Uzun Hikaye filmi sinemalarda oynatılıyormuş. Özellikle tavsiye ediyor hocam da. Bilginiz olsun. Değerli hazırım, bugünkü konumuz 19. yüzyıldan günümüze Batı düşüncesinin Türkiye'de yansımaları, Türkiye'ye yansımaları konulu bir konuşma olacak. Ben kendisinin müsaadesiyle Tahsin Hocam'ı özgeçmişiyle bir tanıtmak istiyorum. Gerçi tanınmasının bir şeyi yok. Tanınıyor ama ben özellikle bir kere daha tekrar etmekte, hani Arapların dediği gibi et tekrar ahsen velev kâne 180 diyorlar. Güzel şeyler 180 kere de tekrar edilse güzeldir derler. Hocam 1961 Sivas doğumlu. Sivas İmam Hatip'ten sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nden 1984'te mezun olup lisansını tamamlıyor. Tezi Elmalı Hamdi Yazır'ın Görüşleri ve İlim Felsefesi başlıklı bir bitirme tezi. Daha sonra 1985 yılında Diyanet Vakfı'nın burslu öğrencisi olarak Almanya'ya gidiyor. Orada Berlin Üniversitesi'nde Dil, Davranış ve Hüküm başlıklı teziyle fıkıh usulü ve felsefe doktorasını yapıyor. 95'te Türkiye'ye dönerek İSAM'da araştırmacı olarak çalışıyor ve 2004 yılında doçent oluyor. 2005-2007 yılları arasında İSAM'da çalışmasından sonra Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde, daha sonra Viyana Üniversitesi'nde felsefe ve kültür bilimi üzerine misafir profesör olarak dersler veriyor. Kendisi fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Mavera-ı-Nehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları yanında Kur'an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri, Osmanlı'nın Batı'ya tesiri, bu çerçevede Batı felsefesi tarihi, Alman idealist felsefesi ve Çağdaş Türk ve İslam düşüncesi üzerine ilgi alanında çalışmaları bulunmakta. Ben hocamın bilgisayardan aldığımız şeyinde profesörlüğünü yazmıyordu. Dolayısıyla kendisine sorduğum zaman verdiği cevabı müsaade ederseniz aktarayım. Almanya'da oldu ama Türkiye'de kabulü 1910 yılında 2010 yılından olduğu için de 2010 diye yazabilirsin diye söyledi, aktarayım. Efendim konu 19. yüzyıldan günümüze Batı düşüncesiyle ilgili bir mevzu olduğu için benim konum biliyorsunuz Türk dili ve Türk tarihi. Türk kültürü, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi. Müsaade ederseniz edebiyat sahasındaki Batı tesiri üzerinde durmak isterim bir kısaca. Sonra konuya girelim. Biz İslami dönem Türk edebiyatı dediğimiz 19. yüzyıla kadar süren edebiyattan sonraki kısmına Batı tesirindeki Türk edebiyat adını veririz. 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte başlar. Ama bu dönemde Avrupa'da ilk öğrencilerden olan İbrahim Şinasi Efendi ile birlikte başlayan bir şey, aynı dönem içerisinde biraz değişik düşünceler de var. Mesela İbrahim Şinasi Efendi
Tercüman-ı Ahbar'la birlikte ilk baş yazar, ilk Türklerin çıkarttığı özel gazetenin sahibi, daha sonra Tasvir-i Efkar'da hakeza aynı şekilde. Ama o gazetede çalışmayla başlayan Namık Kemal ve arkadaşları da var. Genç Türkler veya genç Osmanlılar diye bilinen Namık Kemal, Ziya Bey ve arkadaşları Avrupa'ya kaçtıkları zaman Hürriyet gazetesinde bir kaside yayınlar. Namık Kemal, görüp ahkam asr-ı münharif sıf bu selametten çekildik izzet-i ikbal ile bab-ı hükümetten der. Yani asrın hükümlerini doğruluk ve adaletten ayrılmış görerek hükümet kapısından ayrıldığını bahseder. Sonunu biraz değişik bitirir. Kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar, uyan ey yâr ele şîr-i cihân, uhâb-ı gafletten diye bitirir. Güzel mısralar da çoktur orada. Değildir şiiri derzencire töhmet az-ı ikdamı, felekte baht utansın bi nasip erbab-ı himmetten der. Veya durur ahkam-ı nusret ittihad-ı kalbi millette, çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey ümmetten der. Yani millet kalbinin bütünlüğünden, tek yürek tek bilek olmasından kurtuluş hükümleri çıkar der. Aynı dönem içerisinde Şinasi, La Fontaine'den tercümeler yapar, halkın anladığı bir dille yazmaya çalışır. Durum emsali Türkiye'yi yazar. Aynı dönemde Ziya Bey, Ziya Paşa şiirlerinde Türk atasözlerini, özellikle Türk atasözlerini şiirleştirmek suretiyle kullanır. Şinasi'nin Durum emsali Türkiye'si de Türk atasözleri Türk'ün felsefesi bir düşüncesiyle alınmıştır. Bizim bildiğimiz nus ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. İşte bu Şinasi Ziya Paşa'nın şiirinin içerisindedir. Asude olan dersen eğer gelme cihane, meydana düşen kurtulamaz sengi kazadan. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, bağlan yerine dürrü göher yağsa semadan. Sonunda da kendisi cevap verir. İdraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazu o kadar sıkleti çekmez der. İslam imiş devlete pabendi terakki, evvel yoğdu iş bu rivayet yeni çıktı. Milliyetin isyan ederek her işimizde efkar-ı frenge tebaiyet yeni çıktı diye de yazan Ziya Paşa'dır. Hatta Türkiye'ye dönüşlerinde, Londra'dan dönüşünde, diyar-ı küfrü gezdim, beldeler kaşaneler gördüm, dolaştım mülk-i İslam'ı hep firaneler gördüm diyen şairdir. Namık Kemal döndükten sonra yazdığı bir şiirinde Sipihrin bahtını ikbaline hep payimal ettim. Hamiyet mesleğinde terk-i evladı iyal ettim. Hayatımdan muazzezken vatandan infisal ettim. Sebat-ı azme hayil bir demi dünya mı kalmıştır? Musirrim, sabitim, ta can verince halka hizmette, fedakarın kalır eskâr-ı daim kalbi millette, çıkar asar-ı rahmet ihtilak. Kemal'in sengi kabri kalmadıysa namı kalmıştır der. Dolayısıyla o dönemin yazarları da, şairleri de batı tesiriyle eskinin karışımı bir hali, daha sonra Servet-i Fünun'da da batı tesiri kendisini daha fazla gösterir. Hocam, bilhassa 19. yüzyıldan günümüze düşünce yönünden Batı'nın tesirini ve Türkiye'ye bunun yansımalarını anlatacak. Efendim, lafı uzattım. Hocam ilk önce hoş görsün. Özellikle toplantı idare etmek üzere Doktor Cezmi Bayram Bey'i konuşmasını yapmak üzere Tahsin Gölgün Bey'i davet ediyorum. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Halimden belli. Şimdi Atilla Bey takdiminde bolca beyitler okuduğu için şiir hakkında dediği şeyi o beyitlerle tamamlamış oldu. Onun için ayrıca bir şiir okumadı. Şimdi değerli arkadaşlar, bu senenin ilk
sohbetinden itibaren dikkatinizi çekiyorum ki mümkün olduğu kadar bu dönemde zihniyet dünyamıza biraz fazla ışık tutacağız, ilgileneceğiz. Çünkü geçmiş zihniyet dünyamızı iyi anlamazsak geleceğimizi inşada sıkıntı çekeriz. Biliyorsunuz 1990'larda Sovyetler yıkılınca herkes heyecanlandı, hepimiz heyecanlandık. Yeni Türk devletleri ortaya çıkmıştı. Türk dünyası çıkmıştı. O zaman bizim devlet adamlarımız 21. yüzyıl Türk asrı olacak dedi. Ben de hatta ben matematikçi olduğum için biraz rakamlara dayanarak dedim ki 11. yüzyıl Büyük Selçuklu'nun altın çağı, 16. yüzyıl Osmanlı'nın Osmanlı ile birlikte Hindistan Türk Devleti, İran Türk Devleti'nde savaş attığı zaman Türk'ün büyük bir cihanda altın çağı. Demek ki 500 senelik fasılayla bu altın çağı yaşandığına göre 21. yüzyıl gerçekten Türk asrı olacak. Fakat tabii siyasi manada söyleyenler öncelikle yeni Türk devletlerinin kendi aralarında ve Türkiye'ye olan münasebetlerinde ufak tatsızlıklar yaşayınca bir de dış dünyadan buna büyük tepki görünce ricat ettiler. Bir daha bu cümleyi tekrar etmediler. Ama zaten belki de sonradan fark ettik ki 21. yüzyıl Türk asrı olacaksa bu siyaseten olmayacak. Öncelikle zihniyet dünyasında böyle bir vakanın kabulü gerekiyor. O zaman Türkler önce aynen 11. yüzyılda olduğu gibi, aynen 16. yüzyılda olduğu gibi kendi ideallerini cihana şamil kılacak bir iddianın ve mefkûrenin sahibi olacak. Ve bu ancak her zaman söylüyoruz. Ben sürekli bu cümleyi benim ağzımdan da duyacaksınız. Çünkü herkes tekrar edip o yola yönelene kadar da bizim onu ifade etmemiz gerekiyor. Yeni bir medeniyet tasavvurunun vazedilmesi ve ifade edilmesi, ilan edilmesi. İlan derken bunu işte Tanzimat ilanı, Cumhuriyet ilanı gibi değil. Yani bunun insanlığa çeşitli vesilelerle, çeşitli şekillerde tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu ise öncelikle bu medeniyet tasavvurunun ortaya çıkmasını sağlayacak kendi kültür köklerimizi, sonra da bu köklerden kopuşları, zihniyet dünyamızdaki dalgalanmaları öncelikle iyi tahlil etmeyi, arkadan da yöneleceğimiz istikamete yönelmeyi gerektiriyor. O yüzden zihniyet meselelerine, düşünce dünyamıza mümkün olduğu kadar fırsat buldukça çokça gireceğiz. Bu ayın ilk sohbeti de birincisi devlet ve medeniyet algısıydı. Geçen hafta 19. yüzyılın ta 1930'lara kadar devam eden, oradan başlayıp dünyada ve Türkiye'de tabii Türk dünyasında da etkili olan pozitivizmi görüşmüştük. Bu hafta Tahsin Hoca bir genel çerçeve çizecek, bu günümüze kadar getirecek inşallah. Ondan sonra da biz nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık, nereyi eksik yapıyoruz, nereyi doğru yapıyoruz göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Ben Tahsin Bey tabii bizim her davetimizde, her toplantımızda, her talebimizde icabet eden, gelen dostumuz. Kendisine teşekkür ediyorum. Aslında bu sene henüz kendisine tebliğ etmediğimiz ama
kafamızda onun birikiminden daha çok istifade etmeyi düşündüğümüz düşüncelerimiz var. Yani ona yüklerimiz var ama onu burada söylemeyeceğim, onu özel söyleyeceğim. O yüzden de o yükleri de yükleneceği için şimdiden kendisine teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu iltifata mazhar olmak için ne yaptığını bilmiyorum. Ama her halükarda davet için de teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi burada bulunmak hakikaten kim olursa olsun ona onur ve şeref veriyor. Yani bu noktada beni şerefyab ettiği için başta hocamız olmak üzere Türk Ocağı yönetimine teşekkür ediyorum. Tabii mevzumuz geniş, büyük bir mevzu. Ben bu mevzuyu ya bu mevzuya başlamak mümkün de bitirmek mümkün değil. Çünkü 19. yüzyıl Batı düşüncesi, Türk düşüncesi ve bunlar arasındaki bir irtibatı ele almak söz konusu olacak. Batı dediğimiz vakit öyle tek düze bir tane bir yer değil. Ama biz belli ölçüde bazı hususlarımızdan çıkaracağız. Yani bazı tercihlerde bulunacağız ister istemez. Bir defa tabii önce şunu tasrih edelim. Batı var ve Batı aynı zamanda Batı olduğu gibi Türkiye, Türk Osmanlı Devleti, Türk dünyası, İslam dünyası da var. Yani Hristiyan dünyası var olduğu gibi bir Türk dünyası, İslam dünyası da var. Öyle olduğu için iki tane var olan iki şey arasında, iki alan, iki mekan, iki fail arasındaki irtibatı konuşacağız. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Çünkü özellikle yakın dönem tarihimiz ele alınırken ve anlatılırken genellikle geçmişimizi yok sayan, geçmişte bizim var olduğumuzu unutan bir tavır söz konusu. Bu tavır da aslında bir anlamda Batı, 19. yüzyıl Batı düşüncesinin Türk düşüncesindeki tesirlerinden birisi. Yani bizim bir anlamda kendi kendimize bakışımızda da 19. yüzyıl Batılı, Batı'da 19. yüzyılda gelişmiş olan bir tavrın yansımasını görebiliriz. Biraz sonra bunu da ele alacağım. Şimdi bir defa o zaman demek ki altını çizmekte fayda mülahaz ediyorum. Bir defa Batı dünyası, İslam dünyasını 19. yüzyıl süresi boyunca ve 20. yüzyılın başına, yani 1914'e gelinceye kadar bütün bir İslam dünyasını istila ederken, aynı zamanda tabii Türk dünyasını, Rusya'yı belli ölçüde Batı'ya dahil olarak kabul etmeyebiliriz ama gene de Rusya'nın yaptığı da aslında batılılaştırma olduğu için Rusya'yı da ikinci halkada bir batılılaştırma faktörü olarak dikkate almak gerekiyor. Çünkü bütün bir Türk dünyasını Rusya faktörü olmadan anlama imkanımız yok. Öyle olduğu için Rusya'da en az Fransa kadar, en az İngiltere, Almanya kadar yani Türk tarihi, düşüncesi, tabii bu bütün bir Türk dünyasını kastederek söylüyorum, onun bir parçası. Hatta birkaç yıl önce Azerbaycan'a gittiğimde orada söyledikleri şey şu olmuştu. Bizim medeniyetle, bir toplantıda buradaki hocalardan birisi şöyle ifade etmişti. Bizim medeniyet irtibatını Rusça kuruyor. Sizin medeniyet irtibatınızı İngilizce. Öyle olduğu için aslında Türkiye'de Rusçayı üçüncü bir dil olarak öğretmek lazım ve ikinci bir dil olarak öğretmek lazım. Bizde de İngilizlerin daha yaygın öğretilmesi lazım. Böylece daha kolay anlaşırız demiştim. Şimdi böyle bir şey, yani çok ciddi bir ortamda, ciddi bir teklif olarak söylenen bir şeydi. Bu da yani önemli. Biz Rusya'yı kesinlikle herhangi bir şekilde hesap dışında tutarak herhangi bir süreci anlama imkanımız yok. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ama şöyle bir şey vardı.
19. yüzyıldan öncesinde Batı Avrupalıların gittikleri memleketlerde, yani şeye gittiklerinde, Avrupa dışında bir yere gittiklerinde takındıkları bir tavır vardı. O gittikleri bölgeyi insan yaşamayan bölge olarak kabul ediyorlar. Bu Amerika'yı bu şekilde kabul ettiler, bütün Amerika kıtasını. Öyle olduğu için Kuzey ve Güney Amerika'da oraya gittiklerinde orada bulunan insanları sadece iki ayaklı canlılar olarak kabul ettiler ve onların herhangi bir şekilde insan olma özelliğini tanımadılar. Tanımadıkları için de oradaki toprakları, onların bütün, yani insanların sahip olabileceği bütün haklardan onları mahrum bıraktılar. Onları oradaki tabii şeyin, tabii unsurların tabiatın bir parçası olarak kabul ettiler. Yani nasıl ki işte bizonlar, işte geyikler, işte aslanlar, işte yırtıcı hayvanlar orada yaşıyordu. Orada da iki ayaklı canlılar yaşıyordu. O iki ayaklı canlılara o kategoriden muamelede bulundular. Ve orada yaşayan insanların ne o andaki varlıklarını ne de geçmişlerini dikkate almadılar. Orayı insan yaşamayan bölge olarak kabul ettiler. Öyle olduğu için Hegel'in mesela tarih felsefesine baktığınız vakit, tarih felsefesinde tarihi olmayan topluluklar diye bir kategori vardır. Bu tarihi olmayan topluluklar kategorisine özellikle Afrika ve Amerikalılar dahildir. Öyle olduğu için yine Hegel'in anlayışı, eserinde dile gelen anlayış ki bu sadece Hegel'e ait bir anlayış değil, bütün bir Batı Avrupa'nın ortak müşterek kanaati ve tarihte yani günümüzde etkin varlığı olmayan ülkelerin tarihteki varlığından da, toplumların tarihteki varlığından da bahsedemezsiniz. Bahsetmeye gerek yok. Öyle olduğu için onları her cihetten yok sayabilirsiniz. Öyle bir anlayış, çok ciddi bir tez olarak benimsendi ve o şekilde bakıldı. Şimdi bu nokta niye bizi ilgilendiriyor? Baktığımız vakit bizde şu andaki Türkiye'deki üniversitelerimize bakacak olursak, üniversitelerde biz, kendi üniversitelerimizde biz dar anlamıyla siyasi tarih ve belli ölçüde edebiyatı parantez içerisine alacak olursak, edebiyat ve tarih alanını ki o da dar anlamıyla, onu parantez içerisine alacak olursak hiçbir alanda tarihteki, tarihte herhangi bir varlığımızı kendi çocuklarımıza öğretmiyoruz. Bu alanda belki en fazla öğretmemiz gereken, yani dikkate almamız gereken dini ilimler alanında bile, dini ilimlerin tarihi en fazla Hicri 5. yüzyıla, miladi 10. 11. yüzyıla kadar geliyor. 10. 11. yüzyıldan sonra İslam tarihi, İslam düşüncesi, dini ilimlerin tarihi bitiyor. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit o zaman demek ki bu şu soruyu sormamız gerekiyor. Acaba biz kendi kendimize niye tarihsiz toplumlar kategorisine atarak öyle bir muamelede bulunuyoruz? Kendi kendimizi, kendi tarihimizi niye yok sayıyoruz? Bu soruyu sorduğumuz vakit bu soru 19. yüzyılda ortaya çıkan ve tarihsiz toplumlar ve tarihte yeri olmayan toplumlar kategorisi bizim zaman içerisinde üstlendiğimiz anlamına geliyor. Bununla ilgili olarak daha biraz sonra bazı konuları daha yakinen ele alacağım. Sadece bir noktaya işaret edeyim. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu 1967 yılında 67 veya 68 bakayım tam tarihini. Orada Fransa'da zannediyorum yapılmış bir toplantı, Paris 1966'da neşredilmiş bir toplantı, Le Grand Croix de la Pensée Mondiale Contemporaine, yani çağdaş dünyada büyük düşünce akımları diye bir toplantı, bir kitap neşredilmiş, bir toplantı yapılmış. Orada Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu Türkiye'deki düşünceyi anlatıyor. Türkiye'deki düşünceyi anlatırken, bakın tarih 1966, anlatırken anlatabildiği sadece şey şu: Türkiye'de işte batılı, batı dillerinden şu şu kitaplar tercüme edildi ve bu şu şu kitaplar üniversitelerimizde okutuluyor. Hepsi o kadar. Türk düşüncesi adına anlatabileceği şeyler bu kadar ve söylediği şey şu: maalesef diyor, Türkiye'de bir felsefeden, bir Türk felsefesinden bahsetme imkanına sahip değiliz. Tarih 1966. Şimdi bunu düşündüğümüz vakit bu tabii çok esaslı bir soru. Nasıl oldu da biz tarihsiz bir toplum haline geldik?
kendi tarihini, geçmişini bilmeyen, kendi tarihinden, geçmişinden bir haber bir toplum. Yani kendi tarihimize baktığımız vakit, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu İrsika'nın yayınladığı bir kitap var. Osmanlı İslam Medeniyeti Tarihi zannediyorum. Ve Osmanlı Medeniyeti Tarihi, iki ciltlik. Orada Ahmet Yaşar Hoca'nın yazdığı bir Osmanlı Düşüncesi bölümü var. Orada Ahmet Yaşar Hoca çok açık bir şekilde, yani tam bu iktibasla bir söylediği bir şey, Osmanlı İslam'ın kılıcı olmayı başardı ama kalemi olmayı başaramadı. Osmanlı düşünce herhangi bir şekilde dikkate değer bir düşünce ortaya koyamadı. Öyle olduğu için düşünce alanında böyle sıfır olan bir millet gibi kendimizi hep öyle gördük. Şu anda da yani üniversitelerimizdeki, mesela şöyle söyleyeyim, iktisat tarihi alanına bakın, sosyoloji tarihine bakın, teknoloji ile ilgili işte fizik tarihi, yani diğer bilimlerin tarihine bakın, fizik, kimya, biyolojinin tarihine bakın, sanat alanı işte belli ölçüde orada sanat tarihi söz konusu olduğunda da tarihin belli ölçüde bir kısmı olarak orada da sanat tarihinin Türk sanatının nasıl ele alındığına bakacak olursanız orada da her ne kadar bu sanat alanını belli ölçüde incelemek, araştırmak konusu yapılmış olsa da yaklaşım şekillerine baktığınızda orada da çok ciddi sorunlar olduğunu görürsünüz. Yani bütün alanlara baktığınızda ilginç bir şekilde demek ki böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu hemen altını çizeceğimiz ilk yansıma olarak kabul edebiliriz. Yani demek ki biz 19. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan ve bizi ve geçmişimizle birlikte bizi yok saymaya yönelik tavrı zaman içerisinde üstlenerek kendi kendimizi tarihsizleştirdik. Ve şu anda Türkiye'de siyasetin de altında ezildiği ve belki üstesinden gelemediği, İstanbul'daki mimari duruma bakacak olursanız bütün inşaatlara vesairelere, yani yapılan bütün yeni yerleşim merkezlerine, hatta o kentsel dönüşümle ilgili olarak planlanan şeylere baktığınız vakit bu tarihsizliğin, tarihle irtibatın kopukluğunun, tarihi şuur eksikliğinin ne kadar bizim içimize sindiğini görebilirsiniz. Bu çok esaslı bir nokta ve biz yani bunun altına çizmemiz gerekiyor. Bunu hakikaten aşmak bizim asli vazifelerimizden birisi. Şimdi tabii üzerinde durulması gereken noktalardan birisi, geriye doğru baktığımızda gene, peki 19. yüzyılda başka neler oldu? 19. yüzyıla baktığımızda, 19. yüzyılda bir defa Batı'nın ilerlemesi dediğimiz bir şey gerçekleşti ve bu İslam dünyasına karşı, özellikle Osmanlı'ya karşı gerçekleşti. Bir taraftan, hem de Türk dünyası tabii aynı zamanda, bir taraftan Ruslar Orta Asya'da ilerledi, İngilizler Hint halk kıtasında ilerledi, gene aynı şekilde Fransızlar Kuzey Afrika ve daha sonra da gene bizim tam da şu anda yaşadığımız coğrafya olarak, yani bu Anadolu, Filistin, Arap Yarımadası, İran vesaire gibi alanlarda ilerlediler. Şimdi bu Batı'nın ilerlemesi, yani progre dediğimiz hadise bu. Öyle olduğu için de Batılılar hep bu ilerleme dediklerinde ilk olarak düşündükleri şey bu oldu. Aynı şekilde biz bu ilerlemeyi Osmanlı Devleti'nin ilerlemesi dediğimizde de biraz bu manada kullanırız zaten. Osmanlı Devleti'nin ilerlemesi biliyorsunuz işte Pasarofça Antlaşması ve belki yani Karlofça Antlaşması ile birlikte 18. yüzyılın başında durakladı. Şimdi 18. yüzyılın başında durakladığını dikkate aldığımız vakit Osmanlı Devleti'nin siyasi manada, askeri manada yeni toprakları kazanamaması anlamında ilerlemesinin duraklaması, bu sadece bir ilerlemenin bu manada duraklaması olarak kalmadı. Buna karşılık Batı'nın Osmanlı ve Türk İslam dünyasına karşı ilerlemesi anlamına geliyordu zaten. Bu tabii ilerlemenin ilk manası. Şimdi bu çerçevede baktığınız vakit biraz önce hocamız Ziya Paşa'dan bir beyit okumuştu. İslam imiş devlete pavendi terakki, evvel yodi işbu rivayet yeni çıktı. Şimdi bu söylediğim bağlamda, bu kontekste ilerlemeyi yerleştirin bakalım. Yani İslam'ın ilerlemeye engel olmasını
şey yaparsanız, anlamaya çalışacak olursanız ve bunu Batılıların kullandığını dikkat alacak olursanız, Batılılar İslam'ın ilerlemenin önünde engel olduğunu söylüyorlarsa bunda neyi kastediyor olabilirler? Batılıların İslam dünyasını işgal etmeleri önünde bir engel var. O da İslam. İslam olduğu için bu ilerleme önündeki engel olan İslam'ın kaldırılması lazım. Şimdi bu İslam ile ilgili irtibatımız söz konusu olduğunda tekrar bize döndüğünde baktığınız vakit mesela yani her türlü takdirin ötesinde olan çalışmalarıyla hakikaten Türk tarihçiliğinin böyle gözde önde simalarından birisi olan Zeki Veli Togan mesela. Zeki Veli Togan'ın 1916 veya o civarda yayınladığı bir makalesi var İbn Haldun'la alakalı olarak. Orada bu konuları ele aldıktan sonra diyor ki hakikaten de İslamiyet bizim diyor ilerlememiz öyle içselleştiriyor artık. Batılılar diyor ki İslamiyet ilerlemenin önünde engel. Onu şu şekilde ifade ediyorlar. Bizim ilerlememiz önündeki engel değil de sizin gelişmeniz önünde engel. Siz aslında iyi şeyler yapacaksınız ama bu İslamiyet sizin önünüzde engel diye bizimkiler anlatıyorlar. Bizimkiler de bakıyor, sahiden diyorlar bu İslam bizim önümüzdeki engel ve ondan sonra acaba bu İslam'ı engel olmaktan nasıl çıkarırız? Bu noktada esaslı kaygılar ortaya çıkıyor ve bu çerçevede ilginç bir şekilde Batı'nın ilerlemesi önünde, yani İslam dünyasının sömürgeleştirmesinin önündeki en büyük olan, en büyük engel olan İslam, zaman içerisinde ilginç bir şekilde Müslümanların kendi gelişmeleri önündeki bir engelmiş gibi algılanıyor ve o şekilde de muamele görüyor. Türkiye'de 20'li, 30'lu, 50'li yıllarda ve belli ölçüde hala yaşadığımız sorunlardan birisi de budur. Türkiye hala dinle, yani İslamiyetle olan irtibatını tahsis edememiştir, düzenleyememiştir. Bakmayın yani şu andaki bütün o söylemlere falan. Öyle olduğu için esaslı bir şekilde demek ki Batı dünyasında ortaya çıkan bir fikir olarak İslam'a karşı olan tavır bizim düşüncemizde de çok esaslı bir yansıma bulur. Ve bu yansıma devam ediyor. Şimdi burada tabii gene önemli noktalardan birisi şu. Tabii bu Batı Avrupalıların kendilerini dünyanın merkezine yerleştirmeleri, dünyanın merkezine yerleştirdikten sonra bütün dünyayı bu şekilde tasvir etmeleri. Mesela diyelim son zamanlarda çokça hep kullanıyoruz da kullandığımız tabirlerden birisi. İşte şüphe etmeden kullandığımız bir şey. Orta Doğu. Türkiye nerededir? Orta Doğu'dadır. Niye Türkiye Orta Doğu'da? Yani dünyanın merkezi neresi? Greenwich. Greenwich nerede? Londra yakınlarında bir yer. Niye peki dünyanın merkezi Greenwich oluyor da İstanbul olmuyor? Dünyanın merkezinin İstanbul olduğunu düşünürsek, İstanbul'da yaşayan birileri olarak ortanın doğusu neresi olur acaba? İşte bu soruları sorduğumuz vakit birdenbire bakıyorsunuz, bütün bir tarih ve coğrafya algımızın da bir bunlar bakın düşünceleri düşüncemizin içinde geçtiği en temel kategoriler öyle pozitivizm gibi efendim belli bazı işte şu fikir Auguste Comte'dan A şahsı şu fikri aldı. Efendim Durkheim'den şu şahıs bu fikri aldı. Heidegger'den şu şekilde etkilendi değil bakın. Bu bütün düşünürlerin bütün düşünme tarzlarının önceleyen bütün bunlara zemin oluşturan en temel esaslar bunlar. Temeller yani. Bunların genellikle kimse farkında olmaz. Farkında olmadan hep bu şekilde düşünürüz yani. Bu şekilde düşündüğümüz için esas itibariyle yani şeydeki Batı düşüncesinin, Batı'da ortaya çıkan düşüncenin ve tavrın bizdeki yansımalarını keşfetmek için demek ki en esaslı noktaları sorgulamamız gerekiyor. Düşünce zeminimizin neler olduğunu keşfetmek ve onunla hesaplaşmamız gerekiyor. O yönden bu noktalar çok çok önemli. Şimdi baktığımız vakit o zaman burada tarih ve coğrafya. Mesela şöyle bir şey var. Şeye bakarsanız biz diyelim hangi çağda yaşıyoruz? Yeni çağda. Şu anda öyle deriz.
yeni çağ söyleyebilmek için o zaman ne olması lazım? Bir de orta çağ olması lazım. Bir de ilk çağ olması lazım. Peki bu ilk çağ ne zaman başladı? İlk çağ işte belirli bir dönemde başladı. Ne zaman bitti? Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla. Batı Roma İmparatorluğu. Peki orta çağ ne zaman başladı? Bizans'ın kurulması, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurulması ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar. Peki modern çağ, yeni çağ ne zaman başladı? İşte biz, yani Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra başladı, günümüze kadar devam etti. Şu anda bizim bütün çocuklarımıza, üniversitelerimizde, tarih bölümlerinde, başka yerlerde anlatırken kullandığımız şablon. Peki bütün bu şablonun Türk tarihiyle alakası ne? Var mı Türk tarihinde böyle ilk çağ, orta çağ vesaire? Hele hele geriye doğru baktığınız vakit, mesela 18. yüzyıldaki tarih yazarlığına baktığınız vakit, o tarih yazarlığında orta çağ diye bir kategori bile mevcut değil. Bir ilk çağ var, ancien dedikleri. Bir de modern diyorlar. Ve modern çağda ilginç bir şekilde İslamiyet'in tebliğiyle başlatıyor. Yani miladi 7. yüzyılda başlıyor modern çağ, günümüze kadar geliyor. Şimdi bunu yani tamamen Müslümanların yaptığı o hicretle birlikte başlayan hicret öncesi, hicret sonrası ayrımını 18. yüzyıl Batı tarih yazarları üstlenmiş. Ama Hayrullah Efendi'nin Devlet-i Aliye ve Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniye tarihinin, ki tarihi 1852'de yazılmış, ona baktığınız vakit yavaş yavaş bu üçlü tasnifin bizim kavrayışımıza, yani hem tarih kitaplarına önce kitaplara, sonra da bizim zihnimize nasıl girdiğini ve zihnimizi nasıl şekillendirdiğini ondan sonra düşünebilirsiniz. Bunu düşündüğünüz vakit birdenbire bakıyorsunuz, işte Osmanlı Devleti, işte 17. yüzyıl söz konusu olduğunda, işte bir Orta Çağ Devleti falan veya Yeni Çağ, yani Osmanlı Devleti'ni hiçbir yere koyamıyorsunuz. Yeni Çağ Devleti mi, Orta Çağ Devleti mi, Osmanlı Devleti modern bir devlet mi, değil mi? Kaldı ki, mesela şeye baktığınızda, diyelim Tarih-i Ebu'l-Fethi elinize alıp okursanız, Tursun Bey'in eseri, hemen ondan bir 20-30 yıl sonra yaşamış Machiavelli'nin o hükümdarının son kısmından itibaren okursanız şayet, orada şunu görürsünüz ki, Jean Bodin ile, Thomas Hobbes ile vesaire, bütün onlar aslında Tarih-i Ebu'l-Fethi'de dile getirilen düşüncenin biraz daha farklı şekilde ifade edilmesi, konteksti değiştiği için, manası değişiyor gayet tabii bütün o ifadelerin. Ona da dikkat almak lazım. Orada söylediği şey şu Tarih-i Ebu'l-Fethi, Ebu'l-Fethi'de Tursun Bey'in. Aslında kainattaki düzen, o düzeni koruyacak bir şahsa, büyük bir şahsiyete bağlıdır. Bu şahsiyet esas itibariyle devleti temsil eder. Devlet onun etrafında şekillenir ve o şekilde düzen ortaya çıkar. Şimdi Machiavelli'den başlayarak Jean Baudin'in bütün suverenite ile ilgili tartışmaları, sonra Thomas Hobbes'un o Leviathan'daki o her şeyi tanımlayan merkez olarak suveren, onu dikkate aldığınız vakit bakarsınız ki aslında Osmanlı Devleti'nin hem fiili varlığı hem Osmanlı düşüncesi esas itibariyle oluşumlara örnek teşkil etmiş. Ve Osmanlı Devleti bütün modern oluşumların esasında ve ona refakat ediyor aynı zamanda Batı dünyasındaki o modern oluşumları kastediyor. Şimdi bütün bunlara dikkate aldığımız vakit kendimizden bir haber olarak mesela siyasi düşünce tarihi kitaplarını elimize alacak olursak ne Tursun Bey'i görürsünüz orada, ne Ahlak-ı Alâ'yı görürsünüz, ne efendim daha yazılmış yüzlerce metni görürsünüz bizim alimlerimiz, düşünürlerimiz tarafından. Bunların hiçbirisi dikkate alınmaz, yok sayılır ve bizim divan edebiyatımızda, bizim büyük gene tarihçilerimizden Fuat Köprülü'nün de başını çektiği bir tavır olarak tahkir edilir. Bunlar zaten saray şeysiydi, efendim zümre edebiyatıydı, halkı hiç temsil etmezdi. Öyle olduğu için dikkate değer, incelenmeye değer bir alan değil gibi bir yaklaşım şekli, yani esaslı bir şekilde yerleşmiş. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit birdenbire bakıyorsunuz, aslında bu üçlü şablon 19. yüzyılda yerleşmiş şablon. Esas itibariyle biraz önce bahsettiğim manada bütün Müslümanları, Türkleri, özellikle Osmanlı Devleti'ni
tarih dışına gitmek için oluşturulmuş bir strateji. Ve bu stratejinin parçası olarak oluşturulmuş olan bu şablonu biz kendimiz bütün bir tarih tasavvurumuzun ana kategorileri olarak üstlendik ve kullanıyoruz. Kullandıktan sonra da bakıyorsunuz Osmanlı Devleti hakkında sahih hiçbir tasavvurumuz yok. Osmanlı Devleti nedir? Neydi yani? Şimdi bu tabii başlı başına bir mesele. Bunu ayrıca bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi tabii üzerinde durulması gereken konulardan birisi. 19. yüzyıl söz konusu olduğunda, 19. yüzyılda özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış olan bir evrim teorisi var biliyorsunuz. Darwin ama Darwin'den önce Lamarck'ın üzerinde durduğu biyoloji esaslı bir tavır. Ve bu biyoloji esaslı tavırın bir arka planında kültürel manada fikri diyebileceğimiz bir arka planı var bunun. 18. yüzyılda başlayan Condorcet gibi, Condillac gibi birçok düşünürün, filozofun altını çizdiği, kullandığı bir ilerleme kavramı var. Progre kavramı. Bu progre kavramı tabii önce dediğim gibi ilk manasıyla siyasi manada yani Batı'nın dünya istilası manada bir öyle bir anlamı var. Ama ikinci bir manası da esas itibariyle toplumsal alanda daha karmaşık hale gelmesi, toplumsal hayatın kurumların ortaya çıkması, kurumların ortaya çıkmasıyla birlikte insanların hayatlarının daha düzenli ortamlarda gerçekleşmesi ve bu aynı zamanda buna belli ölçüde rasyonel bir şekilde düşüncenin refakat ederek bunun sürekli daha iyi hale getirilmesi gayretleri. Bu tabii toplumsal anlamda ilerleme dediğimiz şeyi ifade ediyor. Bunun belki amacı özellikle işte Fransız devriminden sonra özellikle bir hukuk devletinin ortaya çıkması. Şimdi böyle bir amaca matuf bir faaliyet, bir hareket, bu ilerleme düşüncesi dediğimiz düşünce. Bu ilerleme düşüncesi tabii Batı dünyası söz konusu olduğunda epeyce anlaşılabilir bir şey. Mesela Voltaire'in daha o 5. Şar'la ilgili önemli bir eseri var, gençlik eseri. 5. Şar'da, 5. Şar biliyorsunuz İsveç kralıyken savaşı kaybettiği için şey yaptı. Türkiye'ye sığındı Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı Devleti'nin himayesinde yaşadı diyorsunuz. Onu anlatıyor. Onu anlatırken, onu anlattığı eserinde Kesin Şar mıydı? İsmini yanlış söylemiş olmuyor. Evet. Yani o eseri şey yaparken, o eserinde anlatırken Avrupa'ya sürekli örnek olarak gösterdiği devlet Osmanlı Devleti. Yani o eseri okuduğunuzda bakıyorsunuz, vay be diyorsunuz ya bizim tanıdığımız Osmanlı böyle değilmiş. Yani o dönemde, yani ne zaman 1710'larda, 12 civarında, hani o 18. yüzyılın başlarında yazıyor eserini. Ve o eseri yazarken sürekli mukayeseler yapıyor. Mukayeseler yaparken de Osmanlı Devleti'ndeki düzenin ne kadar iyi olduğunu, özellikle hukukun üstünlüğünü, hukukun nasıl işlediğini mesela onları anlatırken hakikaten bakıyorsunuz çok ilginç bir şekilde Voltaire'in gözünde ideal bir konuma sahip Osmanlı Devleti. Ve bu daha sonra Voltaire'in başka eserlerinde de ortaya çıkıyor. Voltaire'in mesela şeyle ilgili bu dünya tarihine yazarken orada kullandığı bir ifade var. Diyor ki dünya tarihinde ilginç bir özelliği var. Ne zaman 1750 zannediyorum yazılma tarihi Voltaire'in dünya tarihinin. O tarihte diyor ki yani tarihinde İslam öncesi dönemi 40-50 sayfada geçiyor. Çin ve Hint tarihi diye. Çok hızlı geçiyor. Onlara çok önemli bir şey olarak görmüyor. Hakiki manasıyla tarihi İslam tarihiyle başlatıyor, İslam ile başlatıyor ve orada diyor ki insanlık tarihinde insanlığın hayatını müsbet olarak etkilemiş en büyük oluşum, en büyük hadise Muhammed'in İslamiyet'i tebliğ etmesi ve İslam toplumunun ortaya çıkmasıdır diyor. Bu Voltaire'in dünya tarihindeki ifadesi. Şimdi bunları dikkate aldığınız vakit bu 18. yüzyıl ama 19. yüzyıla geldiğimiz vakit mesela şeye baktığınızda Ernst Renan'ın İslamizm böyle siyasi bir konferansı var bunun. Sorbon konferansı işte şeyin
ona Renan Müdafaa Namesi olarak Namık Kemal'in cevap vermesi ve ilginç bir şekilde gene o biliyorsunuz konferansı bir de Efgani'nin verdiği bir cevap var. Yani hakikaten Efgani'nin cevabını okuduğunuz vakit inanılmaz bir şekilde şunu fark ediyorsunuz. Niye Batılılar özellikle İslami uyanış diye bir şey, bir tabiri sürekli Efgani ile irtibatlandırmak istiyor. Efgani orada çok açık bir şekilde Ensurena'nın savunduğu fikirlerin doğru olduğu için aslında yani Müslümanlara çok fazla yüklenmenin anlamlı olmadığını, İslamiyet'in de Hristiyanlık gibi bilime karşı olduğunu, bunu kabul etmek gerektiğini, nasıl ki Hristiyanlar yani Batı dünyası Hristiyanlık bilime engel olmuş olmasına rağmen bilimi geliştirdiler. Bizde de İslamiyet bilime engel olmuş olsa bile biz de bunun bir yolunu bulup bilimi geliştirmemiz lazım. Mealinde bir cevap veriyor. Öyle olduğu için Batı dünyasının çok önemli bir şekilde takdirini kazanıyor Efgani. Efgani bu takdiri gördüğü için de bakarsanız bütün bir İslam düşüncesi, modern İslam düşüncesi tarihi yazarlığı Efgani'yi hep baş köşeye yerleştirir. Ve hep onunla başlatır. İslam uyanışı da Efgani ile başlatır. Halbuki dediğim gibi bu hakikaten öyle kabul edilebilir bir şey değil. Onu doğrusu çok daha farklı bir şekilde değerlendirmek lazım. İşte şeye baktığınızda, Ensurena'nın konferansına baktığınızda, yani Voltaire'in 18. yüzyılda söylediği, insanlığın sahip olduğu ne kadar müspet şey varsa, bunların ortaya çıkmasında İslamiyet tayin edici tesir oluşturmuştur. İslamiyet'in tayin edici bir tesiri vardır, katkısı vardır derken, Ensurena'ya geldiğinizde söylediği şey şu, bu İslamiyet ve Müslümanlar insanlığın önünde en büyük engeldir. İslamiyet de Müslümanların önündeki en büyük engeldir. Öyle olduğu için engel olarak görme sebebini de şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, ben Müslümanım diyen insanlar kendilerini Avrupalılardan, kesinlikle Avrupalıların duğununda görmüyor. Onlardan küçük olarak, düşük olarak görmüyor kendi konumlarını. Böyle görmedikleri için de Avrupalılardan bir şey öğrenme ihtiyacı hissetmiyorlar. Öyle olduğu için yani bunun yani kendi dilimize tercüme edecek olursak Müslüman olan insanlar Avrupalıların sömürgesi olmayı kabul etmiyorlar. Çünkü Müslümanlık onlara izzetli olmayı gerektiriyor. İzzetli olmadan Müslüman olmaz çünkü kendi dilimize tercüme ediyorum ben. İzzetli olmak izzetli olduğunuz vakitte yani Batılıları kendinizden üstün olarak görmezsiniz. Gayet normal bir şey. Bunu çok açık olarak gördüğü için ki o dönemde 1881-82 yıllarında tabii şeyde çok büyük isyanlar var Kuzey Afrika'da. Fransızlar orada kendilerini hiç de rahat hissetmiyor. Öyle olduğu için de Ensurena çok esaslı bir şekilde İslamiyet'e yükleniyor ve İslamiyet'in İşte pabendi terakki olduğunu söylüyor. Açık bir şekilde. Bunu savunuyor ama oradaki terakki Fransızların ilerlemesi. Başka bir hususu daha burada ifade edeyim. Geçen konferansın konusu olan pozitivizmle alakalı olarak. Şimdi pozitivizme bakacak olursanız, pozitivizm aslında 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda Auguste Comte gibi daha diğer şeyler tarafından yayılmaya çalışılırken resmi Fransız ideolojisi, sömürge ideolojisi olarak yayılmaya çalışıyordu. Öyle olduğu için pozitivizmi benimsemek, Fransız sömürgesi olmayı kabul etmek anlamına geliyor. Öyle olduğu için de yani şey, yani o Fransız pozitivizminin yayılması, Fransa'nın tesir alanının genişlemesi anlamına geliyor. Onun özellikle aldığını çizmekte fayda var. Şimdi tabii şunu da burada ifade etmekte fayda var. Geldiğimiz yani diğer bir konu olarak pozitivizm. Şimdi pozitivizm de aslında Batı 19. yüzyıl Batı düşüncesinin bizdeki yansımalarıyla alakalı. Pozitivizm denildiğinde tabii iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Özellikle Fransızca kullanıldığında İngilizce'de de aynı şekilde pozitivizm yani şey gibi pluralizm gibi iki manaya gelir. Birisi çokluğu ifade eder. Yani pozitivizm müspetliği ifade eder bir taraftan. Ama diğer taraftan ikinci bir manası daha var. O da bu müspetliği bir ideoloji haline getirmek.
birinci manasıyla, yani müsbet olma anlamıyla mevcut olan şeylerin araştırılması pozitivizmdir. Mevcut olan ne varsa onu araştırmak, onların düzenini ortaya koymak, hangi düzen içerisinde olup bitiyorsa hadiseler, bunu araştırmaya çalışmak demek pozitivizm. Öyle olduğu için bunlara pozitif bilimler deniyor zaten. Bu araştırmayı yapanlar. İşte fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi ve daha sonra diyelim sosyolojiyi vesaireyi de olup biten şeylere nasıl oluyorsa öyle tespit etme amacına matuf olarak yapılması anlamında bu işte pozitif bilim veya bunu yapan bilimsel yönelişe de pozitivizm deniyor. Bu pozitivizm tabii baktığınız vakit esas itibariyle bunun herhangi bir şekilde menfi olan bir tarafı yok. Yani herkes bir şekilde olup biteni nasıl oluyorsa öylece bilmeyi ister. Öyle olduğu için herkes bu manada bu pozitivisttir zaten. Öyle olması gerekir. Bu pozitivizmin bunun da bu haliyle menfi bir mana kazanması ancak 19. yüzyıl kontekstinde bağlamında şeyle Fransız-Alman, hatta Alman-Fransız-İngiliz çatışması içerisinde ancak anlaşılabilir. Mevcut olanı olduğu şekliyle bilmeyi Almanlar Fransız ve İngilizlerin yaptığı gibi yapmaya yanaşmıyor. Öyle olduğu için onların tavrına da zaten idealizm deniyor. Ve onların idealist ve özellikle transcendental bakış şekli olarak yani aşkın ilkelere dayalı olarak olup biteni kavramaya yönelme o Alman idealizminin özelliği. Bu Alman idealizmi öyle olduğu için pozitivizmi yani yeterli bir, yani çok sati, sıradan, basit bir yaklaşım şekli olarak kabul ediyor. Çok da itibar etmiyorlar. Yani mesela John Stuart Mill'in mantığı Almanca'ya tercüme edildiğinde onun mantığı işte 1800 ne zaman 60'larda zannediyorum tercüme ediliyor. Tercüme edildikten sonra mesela Wilhelm Wundt tutuyor. 4 ciltlik bir mantık kitabı yazıyor. Ön şey kısmında da mukaddimesinde de diyor ki giriş kısmında yani John Stuart Mill diye birisi bir mantık kitabı yazmış. Mantıktan anlamayanlar bu kitabın önemli bir kitap olduğunu zannederek Almanca'ya tercüme etmişler. Ben şimdi mantığın ne olduğunu yazayım da görün. Yani ve şeyin John Stuart Mill'in mantığının ne kadar değersiz bir şey olduğunu o şekilde anlayabilirsiniz diyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit demek ki Batı dünyası söz konusu olduğunda pozitivizm ile o bilimsel araştırma yöntemi olarak idealizm arasında esaslı bir fark vardı ve bir çatışma vardı. Bu çatışma da özü itibariyle ideolojik yani milletlerin arasındaki çıkar çatışmasının bilimsel yöntem alanına yansımış şekliydi. Bunu ki bu Wilhelm Wundt'un 20. yüzyılın başında yayınladığı, o civarda zannediyorum, yayınladığı bir kitap var. Kitabının başlığı Milletler ve Felsefeleri. Nationen und ihre Philosophie. Yani söylediği şey şu, her milletin kendi karakterine, kendi tarihine uygun, kendi kültürüne dayanan bir felsefesi vardır. İngiliz'in felsefesi ayrıdır, Fransız'ın felsefesi ayrıdır, Alman'ın felsefesi de ayrıdır. Öyle olduğu için de Alman tutup Fransız'ın felsefesini üstlenemez. Fransız felsefesi evrensel değildir yani. İngiliz felsefesi evrensel değildir. Almanların kendi milli felsefeleri vardır ve o milli felsefelerini sürdürüyor. Ve bu manada baktığınız vakit yani şeyde yani o tavrın şeye kadar 2. Dünya Harbi sonrasında Almanya'nın şeyleri tarafından işgal edilinceye kadar Fransız, İngiliz, Amerikan ve Ruslar tarafından Almanya işgal edilinceye kadar devam ettiğini görebilirsiniz aslında. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit bu aynı zamanda şeyle de alakalı. Yani daha 19. yüzyılın başlarında Almanların özellikle altını çizdikleri bir kavramları var. Kültür kavramı. Kültür diye yazılır. Ü tabii Türkçe'de kültür diyoruz da biz ona Almanlar kültür. Kültür kavramını ön plana çıkararak sivilizasyon yani medeniyet kavramını reddederler, tahkir eder. Medeniyet esas itibariyle sahtekarlık ve satilik anlamına geliyor. Onu Kant daha 18. yüzyılın sonlarına doğru ifade ediyor. Sonra da bu bütün bir Almanya tarafından bir Alman ideolojisi gibi üstleniyor. Öyle olduğu için Almanya'da bir insanın sivilize olduğunu söylemek,
onun sahtekar, insanları aldatan ve basit şeylerle, zahiri şeylerle kendisini yani şey yapan, bu zahiri görünüşteki şeylerle iktifa eden basit varlık olduğu anlamına gelir. Ama ilginç olan taraflardan birisi buna karşılık culture tabiri de İngilizler ve Fransızlar tarafından ilkel toplulukları araştırırken özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlandı. Ve ilginç bir şekilde Birinci Dünya Harbi'nde yapılmış olan şeylere bakarsanız, yazı yayınlara baktığınızda Almanlar kendi kültürlerini korumak için savaştıklarını da söylüyorlardı. İngilizler ve Fransızlar da sivilizasyonu, medeniyeti, kültürün istilasından yani ilkellerin istilasından yani Almanların istilasından kurtarmak için savaştıklarını söylüyorlar. Benim geleceğim nokta şurası. İşte bu çatışmaların, tartışmaların yaşadığı dönemde Türkiye'de aslında bir telif gerçekleştirdi Ziya Gökalp. Başka yerde bir örneği yok bunun. Kültürü ve medeniyeti bir araya getirerek kültürün milli olduğunu, medeniyetin de işte külli ve evrensel olduğunu, milletler üstü olduğunu söyleyerek aslında yeni bir tez geliştirmiş oldu. Ama bu tezi tez fikir olarak yani Namık Kemal'de var, başka düşünürlerde de var fakat isim olarak bu şekilde ayrılıyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit bakın Batı Avrupa'daki milletler arasındaki çatışma bizim dilimize ve kültürümüze, yönelişimize, düşüncemize nasıl yansıyor? Bu yansımanın ilginç bir örneklerinden birisidir. Şimdi ben bu pozitivizmle alakalı kısmı biraz daha sürdüreyim. Şimdi pozitivizm söz konusu olduğunda gene Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nun 1941-42'li yıllarda şeydeki yayınladığı bir yazı vardı. Halk Evlerinin dergisi neydi? Ülkü dergisi. Ülkü dergisinde yayınladığı bir makale. Orada pozitivizmle alakalı bir yazısı var. Söylediği şey şu, Türkiye'de aslında pozitivist falan yok. Pozitivizmle alakalı olarak yayınlanmış olan birkaç tane kitap var. Onun dışında Türkiye'de hakiki manasıyla pozitivist falan kimse yok. Hakikaten de bu doğru. Çünkü o bilimsel manasıyla pozitivist dediğimiz vakit, mesela pozitivist bir sosyolog ne yapar? İçinde yaşadığı toplumun nasıl yaşadığını onun kendi kuralları içerisinde tespit etmeye çalışır. Türkiye'de keşke bir tane şöyle 20 tane, 50 tane pozitivist sosyologumuz olsaydı da Türk toplumunun nasıl yaşadığını bize açıkça ortaya koysa. Emil Durkheim'in zamanında Fransa için yaptığı veya diğer sosyologların kendi toplumları için yaptığı gibi keşke bizde de pozitivist sosyologlar olsaydı da yapsaydı. Psikolojide pozitivist ne yapar? Hangi toplum içerisinde yaşıyorsa o toplumda yaşayan insanların psikolojik hallerini tespit etmeye çalışır. Deneysel bir şekilde onu tespit edip ifade etmeye çalışır. Keşke Türkiye'de pozitivist psikologlarımız olsaydı da Türklerin psikolojik hallerini genel geçer formlara aktararak onu bir bilim haline getirebilseydi. Keşke pozitivist bir iktisat tarihçimiz olsaydı da Türk tarihinin, Türk toplumunun tarihteki nasıl gerçekleştiyse öylece bunu araştırıp bunun ilkelerini ortaya koysaydı da biz yani bunu biliyor olsaydı. Şimdi baktığımız vakit o zaman bizde pozitivizm diye bir şey olmadı hala. Ama ikinci manasıyla bir pozitivizm ortaya çıktı. Bu pozitivizm esas itibariyle bu birinci manasıyla ortaya çıkmış olan verilerin nihai hakikat olduğunu savunan ve bütün hayatı bu hakikate bağlı olarak dönüştürmeye çalışan bir ideoloji. Şimdi bu manada pozitivizm aslında Türkiye'de kendi toplumumuzun verilerini dikkate almadan işte Fransızların veya İngilizlerin toplumsal verilerini esas alarak Türk toplumunu şekillendirmeye çalışma olarak gerçekleşti. Ve Türkiye'de pozitivizm özü itibariyle batılılaştırmanın farklı bir adı oldu. Ve pozitivizmde hakiki manasıyla hiçbir alakası yok. Şimdi bunu şöyle bir örnek vereyim size. Bizim hocalarımızdan birisinin anlattığı başına gelmiş olan bir olay. İngilizce kursuna devam ediyorken orada İngilizce kursunda işte hoca
öğrencileri konuşturmak istiyor. Konuşturmak isterken tabii söz dönüp dolaşıyor, Tanrı'nın varlığına geliyor. İşte soruyor hoca, Tanrı'ya varlığına inanıyor musun? Birisi inanıyorum, diğer inanmıyorum. Neyse anlatıyorlar. Neyse bir tanesi, ben Tanrı'nın varlığına inanmıyorum diyor, İsveçli birisi. Olay İngiltere'de, Londra'da geçiyor. İsveçli birisi, o da İngilizce öğrenmek için kursa devam ediyor. İsveçli birisi diyor ki, ben Tanrı'ya inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? Çünkü diyor, bu kilise denen çok rezil bir kurum var. Bu kurum insanları aldatıyor, insanlar üzerinde tahakküm bulunuyor, insanları gereksiz yere oyalıyor, çok içerisinde batıl inançları var vesaire vesaire. Öyle olduğu için Tanrı'ya inanmıyorum. Şimdi orada işte bizim Türkiye'den gitmiş birisi de var. Ondan sonra sıra ona geliyor. Ona soruyor hoca, sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanmıyorum. Niye inanmıyorsun diyor. Biraz önceki arkadaşın söylediği sebeplerden dolayı. Şimdi Türkiye'de ne kilise var, ne kilisenin tesiri var. Efendim gene şey yaparken söylediği şeylerden birisi, diyor ki işte kilisenin savunduğu fikir testis. Testis aklın çelişik, aklın işte testisi kabul etmiyor vesaire. Bu manada bir sürü şeyler de söylüyor öğrenci. Şimdi şey diyor ki, Türkiye'den gitmiş olan şahıs, biraz önce söyleyen, benden önce konuşan İsveçli arkadaşın söylediği sebeplerden dolayı. Şimdi bu Türkiye'deki pozitivizmin hali bu. Öyle olduğu için ilginç bir şekilde, yani hani denir ya, Paris'te yağmur yağdığı vakit Beyoğlu'nda işte çizme giyen insanlar, bu mecaz değil aslında. Bu gerçekten de hakikati ifade ediyor. Türkiye'deki, yani şeydeki Batı düşüncesinin özellikle 20. yüzyılda bize yansıması bu şekilde oldu. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit, o zaman demek ki bir defa esaslı bir şekilde pozitivizm söz konusu olduğunda da çok ciddi bir kayma, bir sapma yaşanıyor. Şimdi tabii üzerinde durmamız gereken konulardan birisi tabii özellikle Türkiye'de düşünce alanı dediğimizde dini düşünce tabii önemlidir. Dini düşünce dediğim gibi Türkiye'de özellikle devletin dinle irtibatının keyfiyeti henüz hakiki manasıyla konuşulmuş bile değildir. Yani hiç ciddi bir şekilde, ciddi bir mesele olarak konuşulmuş bile değildir. İslamiyet ve devlet arasındaki irtibat nedir, ne olacak? Yani şimdiye kadar yapılan şey, din yok sayılacak, yok sayıldıktan sonra devlet kendi işlerini istediği gibi düzenleyecek. O kadar. Ve bu düzenleme söz konusu olduğunda da özü itibariyle 19. yüzyılda başlayan bir süreç var. Avrupa konseri diye bir tabir var. Bu Avrupa konseri özellikle 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti'nin de Avrupalı devletler arasında oradaki devletlerin statüsünde kabul edilmesi ve bir anlamda Osmanlı Devleti'nin topraklarının Kuzey Amerika, Güney Amerika veya Afrika gibi insansız, insanların yaşamadığı bölge olarak kabul edilmemesi anlamına geliyor. Yani bunun manası buydu. Avrupa konserine kabul edildi. Şimdi Avrupa konserine kabul edildiğiniz vakit ona bağlı olarak Avrupalıların kendi aralarında oluşturdukları bir düzen var. Bu düzeni de üstleniyorsunuz. Şimdi bu düzeni üstlenme tabii zaman zaman aksadı. Zaman zaman siyasi olarak bunlarla ilgili bir sürü sorunlar oldu. Bunu zahiren kabul etmiş gözüktüler, olmadı vesaire. Hatta bir İngiliz diplomatının söylediği bir şey var. Diyor ki, bunu söylediği zamanlar 1860'lar zannediyorum. Diyor ki, bir Türk memuru görevlisi eğer herhangi bir konuda bir karar verecek olursa herhangi bir şekilde sizin anlayacağınız bir şekilde karar veremez. Onun davranışının yani nasıl karar vereceğini bilemezsiniz. Öyle bilinmez bir alan. Ama daha sonra 20. yüzyılın başına geldiğinde başka bir yazar diyor ki, şu anda diyor İslam dünyasının, Osmanlı'da dahil olmak üzere, bütün diyor düşünce damarlarına her şeyine nüfuz ettik. Onların neyi nasıl yapacağını artık biliyoruz. Şimdi böyle bir süreç var ve böyle bir süreç içerisinde bakıyorsunuz, antlaşmalarla Türkiye kendisine Batı Avrupa içerisinde, yani Avrupalı devletler içerisinde bir yer arıyor. Bu çerçevede baktığınız vakit bütün o Türkiye'nin yaptığı bütün antlaşmalar bu sürecin bir parçasıdır.
bu Ankara Antlaşması da Avrupa Birliği ile yapılan, diğer önceki yani Lozan'da, onların hepsi, Montrö'sü vesaire, onların hepsi o düzen içerisinde yer almayla alakalı. Türkiye'nin UEFA kupası içerisinde yer alması da yani onun bir parçası, farklı bir şey değil. Yani futbol alanı sadece öyle bir örnek olsun. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman şöyle bir şey var. Bu alana baktığımız vakit bu alan özü itibariyle formel bir yapıyı öngörüyor. Ve bu formel yapı kurallardan oluşuyor. Ve bu kurallar özü itibariyle Avrupa'yı merkeze alan, Batı'yı merkeze alan, Batı'nın çıkarlarını gözeten kuraldır. Ve siz kendi varlığınızı sürdürmek için o çerçeveye yerleşmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit o zaman şöyle bir netice ortaya çıkıyor. Son sözü siz söyle, son sözü derken kararları bir anlamda antlaşmalara bağlı olarak kendiniz vermediğiniz için antlaşmalarla birlikte ortaya çıkan ortam sizin kararlarınızı belirlediği için o zaman kendi toplumunuz içerisinde otonom, kendi ayakları üzerinde duran bir düşünceyi de arzu etmiyorsunuz. Öyle olduğu için de bakıyorsunuz, Türkiye'de bir Türk üniversitesi mevcut değil. Niye mevcut değil? Çünkü Türk üniversitesi olursa bu Türk üniversitesinde Türklerin neyi nasıl kavradığı, neyi nasıl yapması gerektiği konusunda bir tez, bir teklif ortaya çıkabilir. Onun yerine yapılan şey ne? Türkiye'de yetişen insanları mümkün mertebe devletin memur ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlamak ve en zekilerini de mümkün mertebe Batı Avrupa ve Amerika'da kalifiye işçi haline getirecek mekanizmalar oluşturmak. Boğaziçi Üniversitesi'ne bakın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bakın, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bakın, bizim seçkin üniversitelerimiz, diğerlerine de bakabilirsiniz. Bunlara baktığınız vakit bunların en özellikleri Türkiye'nin en zeki öğrencilerini alması, bunlara İngilizce öğretip tam böyle Amerika'da veya Batı Avrupa'da kullanabilecekleri veya onların kullanabileceği bir noktaya getirmek ve sonra da mesela şöyle söyleyeyim, Boğaziçi Üniversitesi'ne girmiş olan bir öğrencinin bir gözü Amerika'dan gelecek bir burs üniversitede ve mümkün mertebe orada da bir iş. Bu şekilde bakar yani. Şimdi bunu dikkate aldığımız istisnalar tabii kaideyi bozmuyor yani. Ayrı bir şey. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit Türkiye'deki üniversitenin hali bu. Ve bunu eğer çözmek, kavramak, anlamak istiyorsak şayet mesele yani bütün o düşüncemizi, bütün faaliyetlerimizin içinde geçtiği form olarak Avrupa konseri, bu Avrupa Birliği bunun yeni adı zaten. Bu Avrupa konserinin mahiyetini çözmemiz lazım. Bu Avrupa konserinin mahiyetini, nasıl işlediğini çözmedikten sonra Türkiye'de niye hakiki manasıyla bir Türk üniversitesi kuramıyoruz? Buna, bu sorunun cevabını veremeyiz. Ve bu dediğim gibi biraz önce telaffuz ettim. Dini ilimler alanı söz konusu olduğunda da dini ilimler alanı biliyorsunuz uzun bir süre yani ilahiyat fakülteleri bünyesinde belli ölçüde dini ilimler öğretiliyordu. Hiçbir zaman için neredeyse hiçbir kampüsün içerisinde ilahiyat fakültesi mevcut değil. İlahiyat fakülteleri hep kampüsün dışında bir yerlerde bulunur. Çünkü yani bulunmaması gerekir. Yani Türkiye'deki üniversitenin bünyesi içerisinde sadece şeyde değil, yani bir fakülte olarak ilahiyat fakültesi değil, din düşünce olarak da bulunmaması gerekir. Yani öyle olduğu için mesela şeyin Sabri Ülgenler rahmetli tutup şeyi İslam ahlakını bir anlamda o zihniyet konularını ele alırken dikkate aldığından dolayı inanılmaz büyük problemler yaşadı. Sadece tarih araştırmalarında, iktisat tarihi araştırmalarında dinin de bir faktör olarak dikkate alınması gerektiğini söylediği için. Hele hele şey söz konusu olduğunda mesela ilginç bir şeydir bu. Mustafa Akdağ mesela Türkiye'de ilk defa şeriye sicillerini tarih araştırmalarında kaynak olarak kullandı. İlk defa. Ne demek yani bu kadar şeriye siciliniz var sizin ki sosyal hayatı anlamak için çok önemli bir anahtar. Siz bunu tarih araştırmalarında kullanmıyorsunuz diye başında şeriye geçiyor, şeriat vesaire yani. Ne bize lazım yani. Öyle bir şey. İlginç olan taraf şurası, Mustafa Attağ'ın Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi o yönde çok önemlidir. Dönüm noktasıdır.
hakikaten bir milattır o yönde. İlginç olan taraf, milliyetçi muhafazakar insanlar Mustafa Aktağ'ı komünist diye dışladılar. Yani siz iyi bilirsiniz. Ya. Şimdi o da bu çok haksız değil ya. Yani. Hayır yani sen tabii ben biliyorum çok biraz daha gençsin ama. Diğer davranışları sebebiyle, üniversitedeki sahil faaliyetleri sebebiyle şey yapıyorsa kitabı sebebiyle değil. Ama yani ilginç olan yani öyle olduğu için milliyetçi muhafazakar kesim şeyi Mustafa Aktağ'ın kitabını ancak ben de işte bilmiyorum 90'lı yıllardan sonra eline almaya başladı galiba. Yani şimdi bunu dikkate aldığımız vakit... Yani burada aslında tam haksızlık yapmadım. Kitabı o dönemde de önemliydi. Evet. Biz de talebeydik, okuduk, tavsiye edildi ama kendisinin üniversitedeki Marksist faaliyetleri yahut da Marksistlere arka çıkan faaliyetleriyle ayrı bir şey. İkisini ayırmak lazım. Evet. Neyse artık. Yani bu demek ki burası cahi nazar bir nokta. Evet. Onu ayrıca konuşmak lazım. Hakikaten de Mustafa Aktağ ilginç bir fenomen duruyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit, yani demek ki şeyin dinin ve din alanında ne oldu? O şeyin kampüsün dışında bırakılan ilahiyat fakültelerinde tarihselcilik diye bir tavır gelişti. Tarihselcilik 19. yüzyılda ortaya çıkan ve netice itibariyle geçmişte olan her şeyin sadece geçmişte geçerli olduğu, yani 1400 yıl önce insanların inandığı, yaşadığı şeylerin artık günümüzde anlamlı ve geçerli olmadığını, olmaması gerektiği tezini savunan bir tavır. Ve bu tavır, Türkiye'de ilahiyatçıların büyük bir kesiminin farkında olarak veya olmayarak benimsediği bir zihniyet oldu. Ve ilahiyatçılar dine tarihselci bir gözle bakmaya başladı. Ve bu esas itibariyle dinin, İslamiyet'in ilahiyatçıların eliyle imha edilmesi anlamına geliyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit, yani Batı Avrupa'da ortaya çıkan fikirlerin, o temel düşünme kategorilerinin Türk düşüncesine nasıl yansıdığının ben size birkaç tane örneğini verdim. Bunları daha teferruatlı, daha ciddi, geniş bir şekilde ele almak mümkün. Ama tabii bu arada yani günümüze kadar getirme babında şunu söyleyeyim. Tabii Batı dünyasında gelişen özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren tabii 2. Dünya Harbi'nden sonra Batılıların kendilerine olan güvenleri yavaş yavaş sarsılırken ister istemez mesela şöyle bir şey söyleyeyim, ilginç bir hadisedir bu. Türkiye'nin NATO'ya girmesi hadisesi. Şimdi Türkiye'nin NATO'ya nasıl girdiğini hemen biliyorsunuzdur, bilmeyenler de araştırabilir yani, araştırmalı bence. Şimdi baktığınız vakit bütün bir Avrupa haram olmuş, yıkılmış. Kimsenin kılını kıpırdatacak hali yok. Yani bir Avrupa diye bir yer kalmamış. Ve Türkiye savaşa girmediği için diri ve canlı bir durumda. İstese, hareket etse belki çok hızlı bir şekilde bütün bir Osmanlı coğrafyasının önemli bir kısmını çok hızlı bir şekilde toparlayabilir. Öyle bir şeyin Türkiye'deki yönetimin aklına gelmemesi için ufak bir hareket yetiyor. Stalin sadece diyor ki yani bu Kars ve Ardahan'la Boğazlar konusunu bir konuşalım diyor. Tabii bizimkiler alelacele ne yapacaklar? Şimdi Rus tehdidi ortaya çıktığına göre Kızıl Ordu hazır bekliyor. İstila edecek memleketimizi. Hemen Avrupa Konseri'nin yeni adı olan NATO'nun içerisine yerleşiyorlar ve ondan sonra da bütün o Türkiye'nin darbe tarihleri başlıyor. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit işin bir tarafı ama yani şöyle söyleyeyim, Batı Avrupa'nın aslında yıkıldığı, yok olduğu, artık bir şey haline geldiği, harabe haline geldiğinin haberi bize ancak 90'lı yılların sonuna doğru ulaşıyor. Ondan sonra bir parça biz işte şöyle böyleyiz falan gibi şeyler söz konusu oluyor ama o vakit tabii epeyce köprünün altından çok sular geçmiş oluyor. Ama bu arada tabii Batı dünyasında hem kendileriyle alakalı hem başka alanlarla ilgili bir sürü yeni tavırlar ortaya çıkıyor. O ilerlemecilik, bilimcilik, işte pozitivizmin çok farklı formları hepsi çok ciddi bir eleştiriden geçiyor. Ve 90'lı yıllara gelindiğinde de işte şeyin postmodernizm dediğimiz tavır ortaya çıkmaya başlıyor. Postmodernizmle birlikte bütün dünya biraz nefes almaya başlarken tabii Türkiye'de de
Onunla ilgili bir sürü hareketler ortaya çıkıyor, tavırlar gelişiyor. Yani bu şeyde belli bir yumuşama, gevşeme ve din konusunda konulan sınırlarda rahatlamalar bir anlamda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tabii ayrı bir konu. Özellikle postmodernizm söz konusu olduğunda işte bütün bir şeyin hakikat iddiasının terk edilmesi ve mutlak relativizme giden bir yolun açılması, o noktadan bakıldığında mesela bir din mensubu olarak bir Müslümanın postmodern olması mümkün değil. Niye mümkün değil? Postmodern en azından yaygın anlamıyla hakikati genel geçen mutlak bir hakikatin olduğunu kabul etmez. Halbuki yani Müslüman olmak demek mutlak hakikatin varlığını biz onu tam olarak bilemesek de baştan teslim etmek, kabul etmek, oradan düşünmeye başlamak demektir. Öyle olduğu için bir defa başta özü itibariyle postmodern tavırlarla Müslümanlık çelişiyor. Öyle olduğu için ama baktığınız vakit Türkiye'de postmodern çok dindar aydın görebilirsiniz. Yani bu da Batı dünyasında ortaya çıkan ve bizde yansıması bulunan işte temel fikir noktalarından birisi, başlıklarından birisi. Dediğim gibi tutup bütün bu söylediğim şeyleri tek tek isimlerle irtibatlandırabiliriz. Yani o kadar, yani ne kadar isim varsa Türkiye'de şey yapan, tezler ortaya koyan, kitap yazmış olan, bunların bir şekilde Batı dünyasındaki mütefekkirlerle irtibatı var. Yani ben şöyle söyleyeyim, kendim için bile, yani bütün bunları söylerken kendimi işin dışında tutmuyorum, şu manada bu söylediğim şeylerin önemli bir kısmını eğer 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, 18. yüzyıl Batı düşüncesini tanımasaydım söyleyemezdim. Ama bu bir anlamda yavaş yavaş şunu ifade etmeyi gerektiriyor. Kendi varoluş şartlarımız üzerinde bir aydınlanma yaşamadan sorunlarımızı çözemeyiz. Çünkü kavrayamayız. Şimdi bu kendi varoluş şartlarımız içerisinde aslında Batı'nın o formel ve muhteva ile ilgili birçok şeyini artık benimseyip içselleştirdiğimizi fark etmek ve fark ettikten sonra bunun muhasebesini yapmak. Ama bunun muhasebesini yaparken de bizim boş bir arazi olmadığımız, öyle Kuzey Amerika gibi, Güney Amerika gibi, Afrika gibi tarihsiz toplumlar kategorisine ait olmadığımız bir tarihimiz olduğunu ve bu tarihin de en azından şöyle söyleyeyim, 8. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar insanlık tarihi olduğunu, dünya tarihi olduğunu, dünya tarihinin merkezinde bizim bulunduğumuz, aslında son iki asrın dünya tarihinin çığırından çıkması olduğunu, onu fark ettiğimiz vakit o zaman aslında şimdiye kadar misafir ettiğimiz batılı düşünce ve tavırların o misafir konumlarını keşfederek o bu şeyin bu ne diyelim dünyanın hakiki sakinlerinin kendilerini daha fazla ortaya koymasını ve bu çerçevede de aynı zamanda hem Batı dünyasına hem bütün insanlığa hem de kendimize yeni bir ışık olma imkanını bulabileceğimizi söyleyebilirim. Yani şöyle diyeyim, bir defa Batı dünyası söz konusu olduğunda şu anda işte Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, kendine hayır yok. Avrupa Birliği herhangi bir yerde hiçbir şey yapamaz. Sadece İngilizlerin ve Fransızların işte Kaddafi'ye gücü yetti yani. Onun dışında başka yapabilecekleri bir şey yok. Amerika girdiği her yerde herhangi bir başarı, yani kendisine hedef olarak seçtiği manada hiçbir yerde bir başarı ortaya koyamadı. Ne Vietnam'da, ne Afganistan'da, ne Irak'ta. Öyle olduğu için girdiği her yerde başarısız oldu. Ama girdiği yere de mahvetti. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit o zaman demek ki şunu söyleyebiliriz. Batı dünyası artık insanlığa herhangi bir şekilde bir umut vermiyor. İnsanlık geleceğini Batı'da görmüyor artık. Biz de görmüyoruz. Peki eğer gelecek Batı'da değilse nerede? Bizim kendi geleceğimiz nerede? Bu soruyu sorduğumuz vakit o zaman mevcut halimizi muhasebe etmek, bu mevcut halimizi muhasebe etmek demek, madem Batı'dan geldi bunlar reddetmek falan anlamına değil, netice itibariyle baktığımız vakit varlık kendinde bir değerdir.
hakiki değerdir. En yüksek iyidir varlık. Eğer bir şey var ve işliyorsa şayet mutlaka iyidir. Onu dikkate almak lazım. Onu dikkate aldığımız vakit var olan ve işleyenin, mevcudun bizim asli ve hakiki değerlerimizle olan irtibatını keşfedip o keşif üzerinden düşünmeye devam edecek olursak, hayatımızı şekillendirmeye devam edecek olursak, aslında Batı Avrupalıların zamanında Osmanlı ile irtibatı içerisinde yaptıklarını bir anlamda oradaki sapmaları tahsiye ederek çok daha farklı bir noktada kendi hayatımızı şekillendirebiliriz. Bu bir anlamda kendi hakiki benliğimizi, özümüzü keşfederken özgürlüğümüzü inkişaf ettirmek anlamına gelir. Yani özümüzü birleştirmek anlamına gelir. Bunu ben yapabileceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok. Çünkü başka alternatifimiz yok. Biraz öyle derim. Burada müsaadenizle biraz Hegelci olayım. Hegel diyor ki özgürlük insanın mecburiyetini fark ederek o mecbur olduğu şeyi iradi olarak isteyerek üstlenmesidir. Biz de mecburen insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları çözme vazifesini üstlenmemiz lazım. Çünkü başka alternatifimiz yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Perişan etmişsin hocam sanırım. Hayır, ben şimdi sonra bir şey söyleyeyim, hemen sorarlar hocam. Yok, bir şey demeyeyim. Siz demeyin. Değerli arkadaşlar, tabii kısa zamanda çok yoğun bir konuşmaydı hocanın konuşması. Şimdi en son söylediği söz, bizim lafın başında da söylediğimiz sözün bir başka ifadesidir. Burada özellikle tabii salonun gençlerine hoca söylüyor, ben de onlara söylüyorum. Bu denilenleri yapma vazifesi sizlere ait. Bunun için dünyanın merkezinin işte Greenwich'ten geçen meridyenle tayin edildiğini söyledi hocam. Demek ki önce bir kere düşüncenizin merkezine, dünyanın merkezine şimdilik bu kabulü değiştirme gücüne sahip değilsiniz. İstediğiniz kadar başka meridyenler çizip henüz onu başkalarına kabul ettirmek imkanına sahip değilsiniz. Ama düşünmeye başlarken düşüncenizin merkezine kendinizi, kendi tarihinizi, kendi kültürünüzü koymanıza hiçbir engel yoktur. O halde hocanın da işte konuşmasında ifade ettiği pozitivist sosyolog, pozitivist psikolog dediği şey, yani o kelimeleri tabii o bir şeyin ifadesi olarak söyledim ama kendi cemiyetimizi, kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü herhangi bir ön kabule imkan vermeden şu kamera sadakatinde, fotoğraf makinesi sadakatinde tespit edeceksiniz. Arkadan, buradan hareketle sadece kendi cemiyetimizin değil, bütün insanlığın meselelerine çareler arayacağız. Tarihimiz, kültürümüz, sahip olduğumuz birikim, tecrübe ve geçmişte tabii yaptıklarımız bunun tekrar olabileceğinin alametidir. O sebeple bütün bu sözleri yeniden ifade ederken tarihi, hoca tabii bir yorum yaptı. Siz illa bu yorumu %100 doğru da kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama şunu %100 değişmez bir hakikat olarak kabul etmek durumundasınız ki, kendinizi öncelikle tanıyacaksınız. Burada dışımızda çizilen hiçbir şablonu esas almayacaksınız. Geçen hafta da burada konuşan arkadaşımız bir cümle söyledi ki onu tekrar edeceğim. Geçen yüzyılın sonunda hocam da ifade ettiği gibi çok etkilenilmiştir.
Yani geçen yüzyılı derken 19. yüzyılı, 20. yüzyılın başında ama o günün insanları da ifade etmek lazım. Mesela 2. Meşrutiyet dönemi fikir hareketi zenginliği bugün hala mevcut değildir. 2. O günkü fikir insanlarının şu gayretleri de hala yoktur. O günkü fikir insanları karşılaştıkları yeni kavramlara kendi dillerinde karşılık bulma gayretindeydiler. Doğru yanlış eksik fazla. Karşılaşılan bir yeni bir kavrama, bir meseleye kendi dilinde karşılık bulma iradesi yeni doğru bir fikir ortaya koymanın ilk şartıdır. İki, yine geçen haftaki konuşmada da bir manada söylenen şey, bugün de söylenen şey o. Bugün yapılmayan ama dün yapılan bir şey daha vardı. O düşünceler iktibas edilirken onlar nasıl mahallileşebilir acaba diye veya millileşebilir diye bir gayret vardı. Hepsi mümkündü, hepsi muvaffak oldu manasında bunu söylemiyorum ama bu gayret yine kendimize dönük bir şey söylemek için zaruri olan bir şeydir. Bugün hocanın konuşmasında da en çok yaptığı şey o. Bize göre. Bize göre kavramlar, bize göre bir başlangıç ve kendimizi şey yapalım. En önemlisi tabii istesek de istemesek de son cümlelerinden hareketle söylüyorum. Kendimizi de çok hafife almak birinci şarttır. Şimdi askeri yenilgiler sebebiyle geçmişte bir aşağılık duygumuz vardı. O yüzden de biz kendimizi kuyunun dibine indirmiştik. Batıyı da zirveye koymuştuk. Aşağıdan yukarı bakıyorduk. Bu aşağıdan yukarıya baktığınız zaman isterseniz deneyin. Bir müddet yüksek bir minarenin tepesine bakın. Şöyle başınız döner. İşte bizim de başımız dönmüştü. Ama şimdi orası yanlış doğru onu tartışmıyorum. İsterse orası da bir zirve olsun. Siz de mukabil zirveden bakın. Denk baktığınız zaman en iyisi yukarıdan aşağı bakmaktır da ama şimdilik denk baktığınız zaman bile hem kendi imkanlarınızı görürsünüz hem ondaki müsbetleri ve menfileri görürsünüz. Bu noktaya gelinmiştir. Böyle davranmaya başladığımız zaman da her sefer söylediğimiz işte hocanın en son mecburuz dediği şey insanlığa yeni bir mesaj vermek. Hoş yani şunu söyleyeyim. Bu yeni mesaj denildiği zaman şu, aklınıza şu gelmesin. Biz yeni bir şey söylemeyeceğiz. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Biliyoruz ki son peygamberimiz bizim peygamberimizdir. Aslında onun getirdiği kitapla son söz söylenmiştir. Yapacağımız şey bu sözün bugünkü ihtiyaçlar karşısında, bugünkü anlayışla, bugünkü mantaliteyle yeniden ifadesidir. Hiçbiriniz, o yüzden kültür birikimimiz dedik, o yüzden tarihimiz dedik, o yüzden geçmişimiz dedik. Çünkü geçmişimizde bu sözün, yani o kitabın kendi dönemlerinde yeni ifadeleri var. İbn-i Haldun'da var, diğerlerinde var vesaire. Ama onlar devrinin zirvesi. Rüşd devrinin zirvesidir. Şimdi yeniden ifade edersin. Bugün Gazali gibi anlatırsanız kimseye bir şey ifade edemezsiniz. Bugün İbn Haldun'dan da istifade edersiniz ama aynısı bir şey ifade etmeyebilir. Cemiyette birçok şeyler değişmiştir. İşte hocanın söylediği şey, bunları yapacaksınız. Sadece mecburiyetlerinizi kabul ederek hür olmayacaksınız. Gerçekten bir de baştan hür olacaksınız, zihniniz hür olacak. İşte o ön kabulsüz düşünmekle mümkündür. Ön kabulsüz düşünmeye başlayacağız ve kendimizi ciddi bir yere koyacağız. Ben iki şey söyleyeceğim. Bayram, gelecek hafta bayram olduğu için Cuma akşamları yaptığımız 100. yıl sohbeti olmayacak. Ama bayramlaşma, bayramın, Kurban Bayramı'nda bizim Ocak'ta 26 yıldır devam ettirdiğimiz gelenek şudur. Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma bayramın ikinci günü, Kurban Bayramı'nda ise üçüncü günüdür. Öğle namazını mütakip bayramlaşma burada başlayacak.
ben bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramdan sonra ise 2 Kasım'da yine bu sohbetler aynen saat 6'da başlayacak. Bazı arkadaşlar tabii dersleri dolayısıyla herhalde biraz gecikerek söyler ama biz esas itibariyle bu sohbetlere tam zamanında başlamak gibi öteden beri bir adetimiz var. İstanbul trafiğinden dolayı konuşmacıda bir gecikme olmazsa bizimki 6'da başlıyor. O yüzden de arkadaşlar biraz gelişlerini ona göre ayarlasınlar. Yine tekrar hepinizin mübarek bayramı diliyorum. Milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar.